Günaydın. Bebişim, pisim yüzüme bak pisim. Günaydın pisim. Pisim yüzüme bak pis pis pis. Luna, Luna yüzüme bak ne olur Luna. Luna ne olur. Kötü kedi. Günaydın. Uyandım ama bir çit geç kalktım. Arkadaşıma söz vermişti. Tam vaktinde gidemiyorum o yüzden. Birazcık geç gideceğim. Biraz. Ay Güda, ay hadi çok vicdansızca bir şey. Kalkmamızı beklemeyin. Normalde böyle yazı yazacaktım sağa sola köşeye. Vazgeçtim yazı yazmaktan. Seslendirme yapmaya karar verdim. İşte çantamı toparlıyorum. Böyle tatlış pozlar veriyorum. Uyanmışım, hazırlanmışım. Kafamı kaşıyorum. Kedim. Luna sonunda bana birazcık poz verdi. Teşekkür ediyorum Lunacığım. Annemin böyle hazırladığı zerrecal zencefil bir şey var. Her sabah bize zorla onu içtiriyor. Onu içtik. Kardeşimle ben. Sonra işte arabaya bindim. Arabadan beni şehir hastanesine kadar bıraktılar. Şehir hastanesine kadar bırakıyorlar sabahları. Oradan otobüse biniyorum ve pıt diye üniversiteye bırakıyor canım otobüs. Bir harç. Onu bekliyorum. Gelmiyor. Yollara bakıyorum. Gelmiyor. Boyum yetmiyor. Parmak ucuna çıkıyorum. Hala gelmiyor. Hasret kaldık Biraş'la. Biraş'ı bekliyorum. Biraz şöyle gerileyim. Biraz şöyle bakayım. İşte kartımı sallayayım canım. Abonman kartım. Abonman yaptırdım ya. Artık normal şeye para yetişmiyor. Oo, bizim fakültemiz canımız. İşte dekanlık binamız. Şehir hastanesindeki dekanlık binamız. İşte bir haşı beklediğim için bir haş. Burada onu gösteriyorum. Bir de yüksek ihtisaslı dekanlığımız var. Otobüse bindim. Şükürler olsun. Geldi bir haş. Yoldayım. Üniversiteme gidiyorum. Canım yolumuz. Yol. Her şey çok güzel aslında. Sabah böyle aşırı estetik, aşırı güzel gidiyor. Otobüs görüple de boşalıyor. Bu da üniversitenin girişi. Tam çekemedim girerken. O yüzden dedim arkasından bari çıkayım ama çok da güzel olmadı. Böyle girişinde hatta kitap heykelleri falan var. Onlar da hiç güzel değiller. Buradan yani hiç güzel değiller dedim. Hani bir güzeller canım ama hani çok da böyle tatlış değiller. Neyse. Yürüyorum üniversiteye doğru. İşte indim durakta. Metronun oradaki durakta bırakıyor bir haş. Ama B34 U'ya binerseniz eğer direkt fakültenin önünde bırakıyor. Burası tıp fakültesinin hastanesi. İşte Uludağ Tıp Fakültesinin canım hastanesi. Burası rektörlüğü. Güzel, özel rektörlüğümüz. İlerliyoruz tıp fakültesine. Gördüğünüz şey ekspres olap. Bu sene açıldı. Yani çok da işimize yaradı. Oturuyoruz içinde. Mis gibi. Kahve içiyoruz. Çok da içmiyoruz. Pahalı. O yüzden genelde kahve almadan oturuyoruz. Ama tıp fakültesi öğrencileri kahve almadan oturabiliyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani bizim bahçemizi yaptılar sonuçta. Burada arkadaşlarım görüyorlar. Diyorlar ki vlogda çıktık galiba. Oraları çekmiyorum çünkü insanlar rahatsız olmasın diye. Buradaki insanları da çekmiş bulunuyorum ama şimdi ne yapayım? İnsanları hiç çekmeden de olmuyor ki. İlla birkaç tane insanı çekeceksin. İlla birkaç tane insan videoda çıkacak, yapacak bir şey yok. Sonra işte Ceren'le buluşuyorum ve günüm devam ediyor. Ay inanmıyorum, yanlışlıkla yanlış rujo sürüyorum. Derse geldik. Ve dersimiz beğendim. Aslında aynı insanız. Bu dersin içinde prokaryot ve eukaryot gen yapısını sınırlar. Eukaryotlardaki üstünlük sağlayacak bir takım özellikler var. Başka daha temel RNA'lar var. tRNA'lar var. Başka ribozomal RNA'lar. Bu RNA'lar keşfedildi. Kendinden kontrol ediliyor. Ve bu tür genlere de operon deniyor. Ben bunu çekerken elimi mikrofonun olduğu yere koyuyorum ve sesler falan çıkıyorlar böyle. Neyse 100 kat değer yok. Biz de canımız ekstres alabımızla gidiyoruz. El mecbur, yapacak bir şey yok. İnşallah orası da dolu değildir. Boşaltırız. Kalkın. Havada sokmuş. Ağzından duman çıkıyor. Çalışma alanı falan yapmışlar. Tıpçılar, tıfakçılar çalışsın diye. Hadi estetik. Bilmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Bu kadar bir insan böyle şeylerin cahil olabilir mi? Müzik
Baya. Ne haber? Çok iyiyim, muhteşemim. Çantalarımızı bırakacağız, sonra yemek yemeye gideceğiz. Küçük tıp fakültesi yazıyor ya. İnsan şuraya birazcık büyük yazar. Sesleniyorum buradan yetkililere. Ekmek değil, neydi şu? Çorba çeşmesi. Aa evet, ondan akıyor mu bakalım. Ama sabah akıyor galiba, şu an akmıyordur. Sabah akıyor mu? Sabah bazen koyuyorlar canları istediği zaman böyle. Kanka yüzük gelmedi mi? Okulumuzda Migros yapılıyor. Okulumuzda her şey yapılıyor. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu ama tıp fakültesine yeni amfi hariç okulumuzda her şey yapılıyor. Bir de ben 2 senedir sevgili yapamadım. O, o da var. Tıp okuyan erkekler dersim olduğu için ya erkeğin tıptan ya men edilecek ya bitir. Ya başka bölüme geçecek. Anca öyle hoşlanıyorum. Tıp fakültesindeyken hoşlanamıyorum. Evet, biz rektörlüğümüzden kendimize yeni amfi. O da bize Migros yaptı. Bir tane manita. Lütfen. Bana bir şey lazım değil. Ceren'e gerek yok. Bana bir şey lazım. Sana da burs versin. Aa gerçekten ne? Konuşmak lazım. Yemekhanemiz. Yemekhanemizin altında ağacı var. Onunla böyle arasında bir yerde bir ekspres dolap daha var. Hani böyle arada bir yerde açmışlar. Bu arada yeni dönerci açıldı. Evet. Şeyin yanına, David Pickle'ımız vardı. David Pickle'ın yanına dönerci açıldı. Şurada da kütüphanemiz gözüküyor uzaktan. Bizim defterimiz de var. Ay bizim defterimiz de var, hiç kullanmadık. Çünkü bize birazcık büyük bedeni yok. Çıtırıma bakın biraz da. Çıtırımın güzel yürüyüşüne, endamına bakın. Çok da bakmayın. Ayıp. Bir. Uy. Aniden gelen Trabzonlular sendromu. Ne? Çok yanlış duydum cümleyi. Ama bilir ne duydum. Yürüm, bu ne demek? Ceren niye böyle bir şey dedi ki? Uy. Kaçan neredesin uşağım? Yiyeceğiz. Vejiden yiyeceğiz. Oley. Vejetaryen menümüz ve normal regular bir menümüz var. Regular menüde çok güzel yemekler vermiyorlar ama vejetaryende güzel yemekler çıkıyor. Zaten regular menüde de et yok. Yani yok. Fındık kadar et. Çok güzel. O yüzden vejetaryenden yiyeceğiz inşallah. Tabii kaldıysa, bazen vejetaryen menü kalmıyor. Bir çift erken gitmek gerekiyor. Kanka burada da espresso lab var, ben evet, anlamadım. Evet. Espresso lab her yeri kaplamış durumda. Kampüste iki tane. Yani bir tane de Starbucks açılsa ölür müsünüz? Kahveleri de bu kadar güzel olsun. Kahveleri... Bir şey demeyelim şimdi. Bir şey demeyelim hadi. Böyle enteresan para yükleme makinalarımız var. Orada para yükleyeceğiz. İnşallah. Tabii. Sıra. Aaa. Tüh. Elif'in fotoğrafı. Sevgilisiyle konuşuyor. Sen sana uzak bile bir iş yapamam. Grafitilerimizi gösterelim mi? Ne? Grafitilerimizi. Göster. Canım üniversitemin canım grafitileri. Sabah çekiyorum, yürüyorum. İnsanları görünce kapattım. Ceylin oradan sesleniyor. Galiba bildim, blonda çıktık diye. Harika. Kayandaki sıraya bakın. Amanın. Oh. Gel biter hemen. Koşalım, koşalım, koşalım. Daha salonda bu sıra var. Elif sözlerine inanmak istiyorum. Zaten daha yeni başladı. Yemek bitemez. Değil mi? Bence de. 12 yıl daha saat yeni 12. Biz bir tık geç geldik. Normal erken çıkmıştık. Aynı şey mi? 10 kişilik pişiriyorlar. Umarım öyle bir şey yapmıyorlardır.
o kadar eski bir şey ki. Şeyi burada Beyaz'ın şarkı söylerken resmi var. 2003 rapçı sergisi. Dedektiflik çalışmalarımızla afişin 2008'de yapıldığını öğrendik. Evet, 6 liralık lüks menümüz. Ama vejetaryen daha da oldu. 4 tabak yemek aldım. Hastaneye gidip bulacağım. Hastanede 10 kere kaybolacağım. Çünkü ben hastanede sürekli kayboluyorum. Hangi klinikte? Bilmiyorum bakalım. Annem gelir. Annem enişte ya, Bülent Ecevit'te. O hastane büyük bir hastane. Ne zaman gitsem 5 kere falan kayboluyorum. Kanka ben de kayboldum bu dağda bir kere. Yine şey danışman hoca muhabbetine girmiştim. Ben şey bulamadım ya, çöküp ağlayacaktım bir yerde. Doyduk şükür, buna da şükür ya Rabbim. Allah bulabilirsin. Hoca bulma duası. Koca bulma duası. Maşallah, maşallah. Barik Allah. Arkadaşla gidecek, sevdiceğiyle buluşacak. Öyle. İnşallah. İnşallah. Rahmen. Güle güle. Güle güle. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kapatmıyorum. Benim günüm devam ediyor. Benim vlogum devam ediyor. Görüşürüz. Baş baş. Ben niye sallıyorsam. Daha demin iki tane Avustralyalı kız geldi, tamam mı? Dedi işte seninle röportaj yapabilirim, arkadaş yapabilirim geldi. Ben sana ilk başta da İngilizce biliyor musun dedim, biliyorum. Neyse konuştuk. Sonra şey dedi. Arkadaşımdan sonra çok teşekkür ettiler, tanıştık. Numaraları bir bağlı. Görünce de İngilizce konuşma şeyi varmış, kulübü varmış. Görünce de İngilizce konuşma kulübü varmış. Onu da arkadaşlar beni salıları gideceğim artık. Aa, ben bir video... Bugün vlog çekiyorum. Süheda'yı da görmüş olursunuz. Merhaba. Şimdi biz burada Elif ve Süheda ile beraber yemek yemeye gittik. Çok güzel bir pizzacı vardı ama ben orada video çekmeyi unuttum ya da oraya giderken video çekmeyi unuttum. Elimde sadece bu story var. Galerimde olan random şeyleri koydum. İşte ehliyet sınavına hazırlanırken çıkacağını düşündüğüm olan sorular. İşte random gördüğüm kedi, araba. İşte çektiğim videolar. Bunu neden anlatıyorum? Niye bunu açıklamak için zaman kaybediyorum? Bir de dönüşümüz var işte. Süheda dedi dönüşteki videom çok kötü çıkmış. Koyma. Ona bir kere daha sorup olmadığı o videoyu koymaya da bilirim. Yani bu kadar. Gün neredeyse bitti ve ben son kısmını videosunu çekmeyi unuttum. Ya çok da bir şey yapmadık. Pizza yedik. Pizza çok güzeldi. Tavuklu pizzanın üstünde böyle turşu vardı. Jalapeno turşu ve çok güzeldi. Sucuklu olan pizza da çok güzeldi ama benimki bir tık geç geldi. Arkadaşlarımınki daha çabuk geldi. O yüzden bir çıkma üzüldüm. Böyle güzeldi. Hoş, hoş bir gün. Devam ediyor. Biraz daha devam ediyor. Unuttum ya yemek yerken bir de çekmeyi. Neyse fotoğraf çek. Mesut'a aktarım yaptıktan sonra otobüse bindim. Emek istasyonundan. Sonra oradan gideceğim yere kadar gittim. İndim, beni aldılar ve eve geldim.
Yani aynı şehirde üniversite okumak çok güzel ama eviniz üniversitenize uzaksa hayatınız bir tık zor olabiliyor. Ama olsun, Bursa güzel, üniversite güzel, tıp fakültesi güzel, okuması güzel. O yüzden çok da şikayet etmeyeceğim. Her şey çok güzel. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şen, esen, sağlıklı ve mutlu kalın. Yani bir beğenip abone olursanız da bir çıt mutlu olurum. Ya bunu söylemek çok bana şey geliyor, ayıp geliyor. Ama ne var yani? Söylüyorum. Görüşürüz. Bay bay.